Makro İnşaat ve Akyapı Ortaklığı Başakşehir'in merkezinde meydan dükkanlarını satışa çıktı. Yanımızda Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı var. Mahmut Bey, bugün yaptığınız basın toplantısıyla meydan dükkanlarını satışa çıktınız. Evet. Daha doğrusu talep toplamaya başladınız. İhaleyle evet. satacaksınız. Evet. Dükkanlarla ilgili yatırımcılara kısa kısa bilgiler vermenizi rica ediyorum. Nasıl bir yatırım olacak bu yatırımcı için? Neler vaat ediyorsunuz önümüzdeki dönemde bu yatırımla alakalı? Vallahi şunu söyleyeyim, bazı projelerde bu projeyle ilgili neler vaat ediyorsunuz dediğiniz zaman birkaç şey sayarken burada herhalde onun üzerinde çok önemli şeyler saymak mümkün. En önemlisi çok ciddi bir meydanın açılan bir ticari alanlar olacak. Biraz evvel Genel Müdürün Murat Kurum Bey'in de ifade ettiği gibi 370 bin metrekare bir parsel üzerinde 250 bin metrekare botanik park yapılacak. Ve dükkanlarımız tamamen o botanik parka bakan, yandaki meydana bakan bir alana geliyor. Oradaki bütün resmi kurumlar, kaymakamlığı, belediyesi, emniyet hepsi oraya geliyor. Başakşehir'in yeni merkezi, yeni meydanı burası oluyor. Dolayısıyla bunun yanında etrafında yapılan bir sürü konutlar var. O konutların bütün ihtiyaçlarının karşılayacağı alan burası oluyor. Hemen yanında bir şehir hastanesi var ki ruhsatları alındı, inşaat çalışmaları başladı. Burada da günde 100 bin ziyaretçi bekleniliyor. 10 binin üzerinde bir çalışan bekleniliyor. Üçüncü köprünün bağlantı yolları hemen bizim proje aksının üzerinden geçiyor. Üçüncü havaalanı hakeza oraya çok yakın. Burası Başakşehir'in ve o bölgedeki birçok kurumun merkezi lokasyonu haline geliyor. Tramvayı var, metrosu var, altyapısı her şeyle tamamlanıyor. Çok nitelikli bir uydu kent pozisyonuna geliyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman gelecekte orası bambaşka tanınmaz bir hale gelecek. Bütün ticari aktivitenin döndüğü, insanların yürüyüş alanlarıyla, çarşılarıyla çok ciddi bir merkez olacağını tahmin edebiliyoruz. Evet, Mavera Park projenizin, Park Mavera projenizin bitişindeki ticari alanlar değil mi bu alanlar? Tabii Park Mavera projemizin arsası, ticari arsa, onun altında baza şeklinde bütün Park Mavera projesinin altında bu ticari alanlar var. Yürüyen merdivenlerle üst katlara çıkılıyor. Dolayısıyla bir daire düşündüğümüz zaman içerisi sitenin kendisi oluyor. Etrafındaki bazalarda da ticari alanlar oluyor. Dolayısıyla ticariler, konutlar iç içe ama hepsi muazzam bir şekilde projeyle belli bölümlere ayrılmış. Çok nitelikli bir proje yaptık oraya. Bu şekilde olacak. Peki projede kaç adet dükkan olacak? Metrekarelerini nasıl belirlediniz? Projede 330 tane bağımsız bölüm hedefleniyor. İşte 60 metrekareden başlayıp 3000-4000 metrekareye kadar çıkan ticari üniteler olacak. 240 bin KDV dahil 240 bin bir muammen bedel en düşük olan 3 milyon 200 bin liraya kadar çıkan büyüklükte ticari dükkanlarımız var. Dolayısıyla her bütçeye uygun, her yatırımcıya uygun ticari ünitelerimiz var. Dediğimiz gibi ciddi bir ticari ünite arzu gerçekleşecek. 13 Mart'a kadar talep topluyorsunuz. İhale tarihiniz belli mi? 13 Mart'ta Cuma günü akşamına kadar talep topluyoruz. Dosya satışına devam ediyoruz. 2 gün sonra pazar günü de açık artırmayla dükkanlarımızı satışa sunacağız. Dediğimiz gibi 240 bin TL böyle TL'den başlayan satış rakamlarımız var KDV dahil. Dolayısıyla her bütçe uygun, yatırımcıya uygun çok ileride çok iyi gelir getirecek. Çok iyi bir kira geliri ya da kendisinin ticari amaçla kullanacağı çok iyi lokasyonda çok iyi dükkanlar satıyoruz. Tabii yatırımcı, ticari yatırımcı farklı. Sonuç itibariyle aslında yatırım olarak baktığınız zaman en mantıklı yatırım da bu tip ticari yatırımlardır. Çünkü konutta biliyorsunuz masrafı, tadilatı vesairesi zaten belli bir kiranın üstünde. Konut kiracısı diyor ki ben kendi yerime geçeyim, kendi dairemde oturayım bu kadar kira vereceğime diyor. Ama ticari olarak
para kazanan insanlar hem kirayı çok düşünmüyor hem de daha yüksek bedelle kiralama imkanına sahip oluyorlar. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela biz Girişkaya şehrinde sattığımız bir 50 metrekare dükkan yaklaşık 250 bin liraya sattık. Şu anda 3000-3500 bandında kiracı buluyorlar şu anda. Yani siz 250 bin lira aldığınız, 300 bin lira aldığınız bir daireye şu an 3000 lira, 3500 lira Kayaşehir, Başakşehir bölgesinde kiraya vermeniz mümkün değil tabii. Aynı getiri, fazlasıyla hatta olacak. Tabii, kesinlikle olacak. Peki, inşaat ne aşamada, ne zaman teslim olacak buradaki dükkanlar? Şimdi inşaatlarımız başladı, temellerimiz atıldı, hızlı bir şekilde devam edecek. Proje sözleşme aşamasında da belirtildiği gibi 30 ay bir süremiz var. Dolayısıyla 2017 Eylül-Ekim'inde projeyi teslim etmeyi düşünüyoruz. Zaten o tarihe kadar oradaki hastaneler, kamu kurumları, meydanlar belli bir hale gelecek. Yani 3 sene sonra o da çok farklı, çok nitelikli, çok güzel bir projeler göreceğiz. Evet. Peki, ortaklık olarak makro ve Akyapı ortaklığı olarak bölgede geliştirdiğiniz başka proje olacak mı? Planlar var mı? Şimdi biz prensip olarak hamdolsun makro grubuyla Ercan Bey'in başkanlığındaki bu grupla çok iyi diyaloglarımız var. Çok iyi birlikteliğimiz var. Çok hızlı karar alabiliyoruz. Projeyi hemen masaya yatırabiliyoruz. Yetki paylaşımında bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman bu birlikteliğin bir bereketini gördük. Dolayısıyla prensip olarak Başakşehir ve o bölgedeki hatta Emlak Konut'un farklı bölgelerdeki işlerine prensip olarak bir girme kararımız var. İnşallah bu birliktelik daha uzun yıllar devam edecek diye temenni ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.